Bugün de işkembe yapıyoruz. İşkembenin damarlı taraflarından aldık. Böyle büyük parçalara bölüp sirkeli suda biraz beklettim. Yani birkaç saat sirkeli suda bıraktım. Kokusu gitsin diye. Kokusu da çok yok aslında ama. Sonra 2-3 defa daha yıkayıp tenceremizi, büyük tenceremizi tutuyoruz. İşkembelerimiz pişti. Şimdi de doğramaya sıra geldi. Biz biraz iri iri doğruyoruz değil mi? Böyle şey gibi. Hayır, hayır, hayır. Değil mi? Küçük mü? Hayır. Normal, tam normalı. Normal mi? Tuzlama dediğim şöyle daha olur. Daha büyük, ha, daha iri. Tuzlama. Evet. O çok evimizde yaptığımız, sattığımız bir şey değil. Tabii. Kendimiz istediğimiz gibi yapıyoruz. Tertemiz, mis gibi. Harika. Sağlıklı bir işkembe yiyeceğiz. İşkembe içmiş suyunun karşısında şekeri tertemiz. Evet, kemik. Bir iki tane kemik. Aynen. İlk önce yumurtamızı kırıyoruz. Aynen. Biz yumurtanın sarısını değil, beraber mi koyuyoruz? Aynen. Aynen. Terliyesini yapalım. Sırt evet. Alalım. İlk önce yumurta. Bir tek yumurta. Evet, çıkalım. Sonra yoğurdumu koyuyorum. Burada var 3 kaşık en az. 3-4 kaşık. Ölçüye koymuyoruz işte, koyuyoruz rastgele. Göz kararı, göz kararı. Göz kararı. Biraz suyu, soğuk suyumuzu koyuyoruz. Sonra unu ilave edip. Burada da 2 yemek kaşığı unumuz var. Yani bu da 2 kaşık olur. Yani kıvamına bağlı. Biraz da çok kıvamlı istiyorsanız biraz fazla koysunuz. Hiç bilmeyenler için 2 kaşık koysanız yeter. Tabii bizim tenceremiz çok büyük olduğu için 1 kaşık koyuyoruz. 1 kaşık da yeterli. Şimdi yarım limon koyacağım ama yarım limon ben daha önce sıkmıştım. Aynen. Böyle dökeceğim. Bu şekilde. Biraz daha su ilave edeyim. Bunun güzel oldu. Çok güzel. İşkembemiz kaynadı. Şimdi terbiyesini dökelim. Biraz da tuz atalım şimdi. Terbiye vurduktan sonra 5 defa işlemler kaynaması gerekiyor. Evet. Terbiyeli terbiyeli kaynasın biraz. Akıllı olsun biraz bu. Aynen. Terbiyeden sonra 5-10 dakika kaynıyor. 3-5 dakika kaynaması lazım. Çünkü kıvamı mı tutsun? Evet. Vay vay vay. Senin anan da mı işkembeciydi? Biz işkembeciyi yapıyoruz ama ustasıyız. Değil mi? Özellikle et uzmanları çok bilmesi gerekir her şeyi. Bütün et çeşitlerini yemeklerini bilmesi gerekir. Yoksa uzman olamaz öyle. Bu konuda uzmanım ben. Evet. Etin profesörüyüm. Hepsini yiyelim. İşkembemizi yaptık, bitirdik. Şimdi servis yapıyoruz.
Yani kendimize servis yapıyoruz. Sosunu ilave ettik. Yanına sarımsak, limon ve sirkede buluşan bir sos yaptık. Böyle. Sevgili izleyenler, böyle zor yemekleri, kelle paça gibi olsun, işkembe gibi olsun, belki daha zor yemekler, daha başka yemekler için porsiyonlayarak bu şekilde difrizinize atıp buzluğunuzda bekletip ne zaman isterseniz, ne zaman zamanınız olmazsa hemen çıkarırsınız. Hazır bir yemek olur. Kendi ürettiğiniz hazır bir yemek olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.